Enis Bey, elimde müthiş bir futbolcu var. Derhal alın. Kendisi harika. Gol atar, pas atar, ne isterseniz atar. Her alanda bir numara. Lütfen onu alın. Enis Bey. Enis Bey benim oğlanı da al, bırak telefonu. Efendim, Multiplayer ekranlarına hoş geldiniz. Siz FIFA severler, siz değerli kariyer izleyicileri, hepiniz Multiplayer ekranlarına hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu. Bugün Alanyaspor'da sonunda yepyeni bir sezona, yepyeni bir sezona adım atacağız. Transfer yapacağız. Önemli isimlerle görüşeceğim. Kafamda birkaç isim var. Önceden masaya oturdum, konuştum, bir yokladım. Sıcak bakıyor gibiler ama tamamıyla olay başkanda bitiyor. Başkan bütçeyi çıkarsa transfer yaparız. Transfer yaparız. Bütçeyi çıkmazsa nanay. Hiçbir şey yapamayız yani. Bu sezon şöyle bir planım var. İki türlü ilerlemek istiyorum. Bir, hem genç oyuncuları koruyayım istiyorum takımdaki. Yani gençler benim rotasyon kadrom olsun istiyorum. Yani rotasyon için adam transfer etmek istemiyorum. Adam kiralamak istemiyorum. Yani rotasyon için para harcamak istemiyorum. Gençlerden tamamıyla oluşan bir rotasyon kadrosu kuracağım. Bazı gençleri kiralık göndereceğim. Öyle bir planım da var. Fakat birkaç önemli transfer, en azından 3 önemli transfer yaparak ilk 11 kadromu güçlendirmek istiyorum. Belki ayrılan isimler olabilir. Teklifleri daha görmedim. Hani Mehmet Ekici, Enes Ünal. Enes Ünal'ı korumak istiyorum ama hala ufak bir soru işareti var kafamda. Emre Mortabit kalacak takımdaki yeri, her zaman için onun var. Her ne kadar sezonun yarısı oynamasa da var yani. Oxford zaten kalacak. Sağ kanada Latif'in yerine bir alternatif alabilirim, alamayabilirim. Bilmiyorum, bakacağım duruma. Solda Sanali Kaldırım duracak. Performansından memnunum. Orta saha Abdülkadir Akbaba. İleride Mehmet Ekici olur mu olmaz mı bilinmez. Sağ kanada kesinlikle bir transfer yapmam lazım. Hatta iki transfer yapmam lazım kanat için. Çünkü Emre Mor yetmiyor. Simanga Panzer zaten ikisinden biri gidiyor. Birini ben bir senelik kiraladım, diğerini iki senelik kiraladım. Hangisi hatırlamıyorum ama biri gidecek. Süper Lig incelemesi Alanyaspor Galatasaray. Bak habere bak. Allah aşkına habere bak ya. Alanyaspor oyuncuları hiç büyük hayal kırıklığı falan yaşamadı. Sevgili EA Sports Insider. Biz mutluyuz, gururluyuz kardeşim. İlk defa çıktığımız bir kupada ne yaptık? Finale kadar gittik. Bundan büyük başarı var mı ya? Var tabii ama yani bu da büyük başarı sonuçta. Bu sezon hem şampiyonluk, bak hem şampiyonluğun en büyük adayıyız, hem de kupanın direkt adayıyız. Net direkt adayıyız yani. Şampiyon olacağız, kupayı da alacağız. Hedefleri büyüttük artık. Aman ligi oraya bırakalım, Avrupa'da ilerleyelim, yok. Ligde de kafadan birinciliği oynamamız lazım. Onun zamanı geldi geçiyor. Üçüncü sezonumuza girdik bu kez Alanya ile. Artık şampiyon olmamız gerek. Şimdi önce bir çalışma altyapısını hazırlayayım. Emre Mor gel. Sana kardeşim şöyle bir... Hayır. Kolay değil, zor istiyorum. Topa sahip ol istiyorum. Sen driplingin dibine vur istiyorum. Enes Ünal milli takımda, onu çalıştıramıyoruz. Ahmet Kaniş kesinlikle geleceğin yıldızı. Geleceğin yıldızı direkt yani. Adam eksilt. Senin driplingin çalışman lazım biraz. Bak bu adam yeni çıkarttığım bir adam. Bülent Tursun. 16 yaşında, 61 overall'ı var. Potansiyeli de 79 ile 94 arası bir yerde. Kesinlikle iyi bir savunma oyuncusu olacak. İnanıyorum yani. Teklif gelecek mi direkt bilmiyorum ama Mehmet Ekici'yi satılık listesine koysam mı diye düşünmüyor değilim şu anda. Çünkü Ekici'den daha faydalı bir ofansif orta saha alabilirim. Hani davetlere git bakayım bir. Bak bunlar önemli ha. Buradan para cukkalama ihtimalimiz yüksek. En yüksek paralı bu, tamam. Ben buna girdim. 5.3 az para değil yani. Lan hemen de maç günü geldi ya. Şimdi beyler, Mehmet Ekici'yi bir satılık listesine koyayım. Bakayım ne kadar para gidecek, ne kadar fiyata satabileceğiz, ne teklif edecek millet, merak ediyorum. Çünkü 80 overall var, genç de bir oyuncu. Yani hiç fena şeyler gelmez diye tahmin ediyorum. Balık, 17 yaşındasın, seni kiralayacağım. Balığı kiralayayım, diğerlerini de kiralayabilirim ama şimdi kaç tane kiralık oyuncum olduğunu kestiremiyorum. Bir anda hepsi giderse böyle dımdızlak kalmayayım ortada. Şimdi bir şeye bakmak lazım. İlk bir bedavadakilere bir bakalım. Yani böyle bazen bazı oyuncular çünkü boşa düşüyor. Çok nadir de olsa düşebiliyor önemli oyuncular. Oradan bir şey koparır mıyız, bakmak lazım. Kayda değer bir oyuncu değilse hiç alıp yani yeri işgal ettirmek istemiyorum gerçekten. Mesela bu adam aslında fena bir ofansif orta saha gibi bir havası da var. Güçlü bir orta saha oyuncusuna benziyor. Bazen böyle şeyler falan da düşüyor. Genç. Böyle alakasız saçma böyle genç bir oyuncu geliyor falan. Mesela bak bu adam süper bir overall olmasa bile iyi bir bek. Ama şimdi bek 3 tane sağ bekim var zaten. Bir dakika, bu kim? Bir dakika, 18 yaşında değişik. Bunu bir izleyin ya. Hızlı mızlı bir şey, değişik bir şeye benziyor. Bu orta saha bir de 18 yaşındaymış. Ya bendekilerden iyi değilse boşuna almayacağım da. Bak bir tane daha 18 yaşında hızlımsı bir şey çıktı.
Ulan bir sürü gencecik oyuncu, aa bu adam hala bedava mı? Bu adam futbol bıraksın artık ya, yazık günah. Bedavadan bir şey çıkmadı. Bir tane adam gözüme takıldı. Onun dışında böyle kayda değer, gerçekten ilgilenilmeye değer bir arkadaş görmedim yani. Transfer listesinde ucuza koparabileceğimiz oyuncu var mı? O da önemli. Bazen bazı arkadaşlarımız bayağı ucuz yollu bir şekilde. Bu benim kiraladığım adam değil mi ya? 2 sene önce. Adam 38 yaşında adamı satıyorlar. Ayıp lan. Bildiğin emekli olacak adamı satılık listesine koymuşlar ya. Artık bu sene şeye para harcamak istemiyorum. Aman idare etsin kafasında adama para harcamak istemiyorum. Harcayacaksam eğer parayı gerçekten düzgün adam alacağım. Yani düzgün adam alabileceğim bir adam için harcamak istiyorum. Harbi gelsin direkt ilk 11'e yerlesin yani. Öyle bir para harcayacağım. Büyük oynayacağım direkt. Kafaya. Heh, hemen gelmiş. Enes Unal'a da Mehmet Ekici'ye de hemen teklif gelmiş. Bakalım ne kadar veriyorlar. Şimdi anam 9 milyona ben bu adamı satmam. 21 yaşında 76 overall'ı var. Hayatta 9'a satmam yani. İstiyorsan 29 ver. Ya çünkü bu adamın değeri ya kesin 25-30 direkt değeri. Ben bu adamı 9'a satmam ya. 39'a satarım yani. Ya ütopik bir rakam değil kardeşim. Adamın yani adam hayvan gibi. 12 milyon mu? Lan Fenerbahçe 30 vermişti buna zamanında ya. Satılığa koydum diye böyle oluyor herhalde. Ben yürü git haydır maydır falan. Hayatta vermem. Adam 34 yaşında gelmiş. Bu saatten sonra memleket mi değiştirsin? 68 istiyorlar Oğuzhan'a. 68. 68 nedir ya? Ya Mustafa Pınar'la Simanga geri döndü. Memleketlerine teşekkür ediyoruz ikisine de yaptıkları katkılardan dolayı. Vallahi ikisi de güzel katkılar verdi. Sorun ne ya? Sorun mu var? Ha Enes Ünal şeyde. Ogboçi niye geri dönmedi? Ogboçi'yi ben 2 sene mi kiralamışım? Oho takımda herkes milli takıma gitmiş ha. Tam zamanında turnuva yapıyoruz. Aferin bize. Stoper lazım. Bayağı bize net bir stoper de lazım yani. 7.5 falan diyor. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? 7.5'a niye vereyim ben Enes Ünal'ı ya? Manyak mısın nesin? Al 27.5. Veriyorsan çıkar 27.5'u ver. Anderlet. Gelmişiz ha bu arada. Hiç farkında bile değilim. O kadar çok transfere gömüldüm ki. Kim gelebilir, kim alabilirim, kim gidebilir diye. Ya bana niye bütçe vermiyorsunuz abi siz? Niye bu kadar az bütçem var benim? Ben bununla kaç transfer yapıyorum? Bir tane transfer yaparım ki ben bununla. Nasıl transfer yapacağım ben bununla? 8 milyonla kim alacağım oğlum ben? Ya 7.5 falan verip durmayın şuna ya. Allah Allah. 27.5'tan aşağı vermem diyorum bu adamı ya. 27.5'a bile vermem belki yani. Zaten ben bu yüzden para kazanamıyorum. Dijon'la maç yapıyoruz. Dijon. İlk maçı kazanmıştık. Dijon da yenilmiş 2-1 daha önce. Şimdi de biz yenildik Dijon'la. Bravo. Ya bu çocuk hala 15 yaşında mı? Ne zaman 16 yaşına gireceksin oğlum sen? Ya oğlum transfer muhabbeti bizim için şu anda tam bir kabus muhabbetine döndü. Sebebi başkanımızın sağ olsun güzel başkanımızın o güzel nur yüzlü başkanımızın bize bütçe vermemesi. Adam bildiğin bütçe vermedi ya. Ulan dünyanın parasını başarısını kazanmadık mı kardeşim biz? Yani o başarıyla ne bileyim 8 milyon mu elde edebiliyoruz biz sadece? 8 milyon benim alabileceğim adam sayısı 1. Bildiğin 1 adam ya. Ha Reading'e de kaybettik. Herkes şeyde nasıl Reading'e ineceğiz ki zaten? Herkes gitmiş ülkesinin milli takımının şeyine. Adam kalmadı ki içeride. No Mehmet Ekici'yi satsam şimdi 12'ye satacağım. Fenerbahçe istiyor. Geçen 22 gibi falan vermişlerdi. Gene verirler mi acaba? Verirlerse vallahi alırım ha. Bak verirlerse adam alırım. Ne o standart Liege mi? Canım 22. Fix yani bu adam 22. Squadlarımın bana önerdiği adamlara bakıyorum da fena adamlar yok aslında ya. Mesela Erdal rakip. Kim ki bu adam? 22 yaşında. Malmö'de oynayan. Türk asıllı bir arkadaşımız. Bak Enver Cenk Şahin e-spor oyuncusu gibi durmuyor mu? Sanki böyle hani ne bileyim Dota oyuncusu, LoL oyuncusu hani böyle orada bir e-spor rekabetindeymiş gibi duruyor. Ne alaka bu? Niye böyle bir saçma benzetme yaptım bilmiyorum. Ama soracağım. İlginç. Vallahi yurt dışında bayağı gurbetçi arkadaş varmış aslında bizim radarımıza girebilecek. Hiç bakmadım ha bu squadlar ne olmuş diyor. Tarık yürü ya. Ha Enver Cenk Şahin'i yeni almışlar zaten ya. Belki Türkiye'den gitmiyor belki arkadaş. Gurbetçi falan değil yani. Baksana şuna. Kalan bir adam aldım. Bir adam aldım. Sadece bir adam aldım. Kalan bütçeye bak. 1.400. Aa balık için transfer teklifi gelmiş. Tamam gitsin ya. Gitsin oynasın abi. 17 yaşında gencecik bir adam. 48 tane overall'u var. 48 tane overall'u var. Ya şu Mehmet Ekici'yi bir satabilsem. Bir de şu şey uyuz oldum ya. Şu Ganiş'in yaşı artar diye düşündüm ben yeni sezona geçince. Artmadı adamın yaşı. Ne 15 yaşındaymış adam. Bir senedir 15 yaşında olur mu insan ya? Biz mi yiyor anlamadım ki. Deli gibi davandırıyorum gelişsin diye. Fenerbahçe diyor ki tamam ben bu adamı alacağım tamam. Tamam 25'e satamasak bile 19 da iyidir bizim için. Sonuçta adamdan yarım sezon faydalandık. Kabul ediyorum teklifi. Mehmet Ekici'yi göndermek bence sağlıklı bir tercih olacak benim için. Oradan gelen parayla ne yapacağım bilmiyorum.
Vallahi hiçbir fikrim yok. Ne yapacağım? 19 milyon çok böyle aman aman büyük bir para değil. Oğuzhan'a Moğuzhan'a göz koydum dedim ama Oğuzhan'a nereye göz koyuyorsun? Adam 68 dediler adam için. 68. Yanlış duymadın, 68 evet. Ya Enes Ünal'ı satmam, artık reddediyorum. Yani zaten Mehmet Ekici'yi sattım. Enes Ünal'ın yerine şimdi ben 76 overall forveti 21 yaşında nereden bulacağım ya? Ana, herkes Erdal rakibe kanca takmış. Biraz fazla vereyim de herkes çünkü 3 kulüp birden teklif yaptı benden sonra. Herhalde gördükleri anda baktılar ki bir potansiyel var, bir anda saldırdılar adama. Bak Bülent Tursun'a bak. Hocam bir öneride ulan daha dün geldin. Daha seni daha dün aldım ya. Adamı dün aldım, dedim ki gel dedim genç takımdan şuraya çık dedim, daha öneride bulunabilir miyim diyor. Ne tez canlısın oğlum, 16 yaşındasın daha, yürü git evine ya. Harbiden çocuk bahçesine çevirdim yalnız ya takımı. Yani Mehmet Ekici'yi sattım. Hayırlı uğurlu olsun, gerçekten de 19'a sattım. Güzel bir para kaynağı oldu bizim için de. Hem mali olarak kulübü de toparlar biraz. Çünkü kulübün hakikaten malisi ucu ucuna yani. İki sezon öyle bir harcamışız ki iki sezonda adamlar daha yeni toparladı. Şimdi gene harcıyoruz. Neyse ki paranın üzerine konmamışlar. Gelen parayı direkt bana aktardılar. Transfer için. Bana acilen bir stoper lazım yalnız. Ya takımdaki şunu da itiraf edeyim. Takımdaki şey dengesini bozmak istemiyorum. Türk oyuncuları ağırlıkta olduğu bir takım olsun istiyorum her zaman için. Neden? Çünkü daha gerçekçi oluyor. Diğer türlü yabancı sınırı yokmuş gibi, sanki Türkiye piyasasından kopmuş gibi olunca 2 sene sonra, 3 sene sonra bir anda hiç kimsenin bilmediği 11 tane adamı kadroya takmış oluyoruz, katmış oluyoruz. Yabancı olduğu zaman bağ kurmak da biraz zor olabiliyor ama Türk olduğu zaman biraz daha rahat oluyor benim için. Hem taraftar gözünde öyle olur diye düşünüyorum, hem de kulüp bazında öyle olur diye düşünüyorum. Yani kimyayı bozmayayım. Ahmet artık gel. Garip misin nesin bilmiyorum, artık gel ya, artık şu yaşı atla kardeşim, artık şu yaşını bir geç ya. Bak güzel de çalışıyor ha. Baksana nasıl gelişti, anam 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 anam, gözümün önüne gelişti çocuk ya. Yakında var uçup gider abi çocuk ya, 80 overall'a taşırız biz bunu kısa sürede. Uzun, Alanyaspor kariyeri uzun bir kariyer arkadaşlar, öyle 3 sezon oynadım bıraktım yok, bayağı uzun gidecek yani bu. Şu anda hem Türkiye Ligi'ni bilen hem de takıma katkı sağlayacak tecrübeli bir oyuncuyla görüşmelere devam ediyorum. İsaati'ye bak, pazarlık yapıyor. Hocam Mehmet'ten boşalan yeri doldurabilirim, bana bir şans ver diyor yani. İsaati güzel bir arkadaşımızsın ama hayır. Bak yönetimin beklentileri de arttı ha. Sezonu 10 milyon euro kar marjıyla tamamla diyor. Ulan çok zor bir hedef ya. Euroleague eleme maçlarına kal. Tamam artık gruptan çık diyor yani ha, kesmiyor. Hedefi yükseltiyor yani. Benim yükselttiğim çıtanın üzerine çıta koyuyor yani. Vallahi bu kulüpler var ya, bu yönetim var ya, çok insafsız ya. Kime sinen bir kadro kurmaya bayağı yaklaştım yani. Çok güzel adamlarla konuşuyorum, çok güzel insanlarla muhabbet ediyorum şu anda. Umarım güzel bir sonuca bağlayacağız bunu. Ulan bir tane daha adam alacağım, bir türlü ikna edemedim ya. 6 kere kontrat gönderdim getirdim. Neredeyse şu an aldığın 2 katını vereceğim. Gelmiyor adam ya, yok ben memnunum yaşadığım yerden, yok ben iyiyim, hocam beni karıştırmayın, ben böyle gidiyorum falan filan. Lan dedim gel, gel oğlum sen de gel. Lig başladı yani, işin şey tarafı o. Full kadro girecektim lige. Bu adamın böyle nazlanması yüzünden bir belirsizlik var şimdi orada. Hani geleceğim diyor, ikna edilebilirim diyor yani. Hani onu da diyor, onu demese komple bırakacağım zaten adamı. Yani hiç başka bir şeye koşacağım ama ikna edilebilirim deyince, fiyatı da uygun olunca alayım diyorum, yok. Yani adamı sinir ediyorlar ya. Var ya bir gün kala geldi. Bunu dedim, kabul etti. En sonunda takıma kattım yani. Şimdi artık kadroyu tanıma zamanınız. Çok bayağı yorucu bir dönem oldu benim için. Yani 2 saattir şurada ona teklif buna teklif diye içime sinen bir kadro kurmaya çalışıyorum. Yani hem isim olarak içime sinmesini istiyorum adamdan, hem de güç olarak güzel bir kadro kurduğumu düşünüyorum. Geçen senekinden daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Beraber bakalım. Efendim yeni lig hayırlı uğurlu olsun. Ligin ilk maçını deplasmana Trabzonspor'a karşı vereceğiz. Şöyle size kadromu göstereyim. Bayağı bir adam aldım çünkü. Ve güzel bir kadro yaptı diye düşünüyorum. Zor oldu ama Mehmet Ekici'den gelen parayı dağıttım. En azından varyasyonu arttırdım yani. 80 overall'lık bir oyuncum yok belki ama genele baktığınız zaman geçen senekinden daha iyi bir kadro olduğunu söyleyeceksiniz siz de. Aha kadro. Forvet'te Enes Ünal. Evet Enes Ünal. O noktada bir sıkıntımız yok. Arkasına Emre Mor'u düşündüm. Burası değişebilir. Ben de oynadıkça karar vereceğim çünkü. Solda Lens. Evet işte konuştuğum, ikna etmeye çalıştığım buydu. 30 yaşında 7 milyon euroya aldım kendisini. Hani bulabildiğim en ideal oyunculardan bir tanesiydi. Hızlı, teknik kapasitesi yüksek. 3 bölgede de oynayabilir. Yani Forvet'te bile oynayabilir şu anda. Bana da öyle bir adam lazım çünkü. Lens her yerde kullanabileceğimiz bir adam şu anda. Rakip. Aldığım adamlardan bir tanesi, yeni aldığım gurbetçi arkadaşlarımızdan bir tanesi. Çok bilinmeyen bir isim ama genç, yetenekli, teknik de bir isim. Hemen yanında Abdülkadir var. Abdülkadir zaten biliyorsunuz Trabzon'dan alınmış genç bir arkadaşımız. Yani Akbaba yedeğe çektim. Hani bu demek değil ki Akbaba komple unutuldu. Değişmeli olarak oynayacaklar. Sağda evet Sinan Gümüş genç. Zamanında gurbetçiydi, Galatasaray'dan transfer ettim. 6 milyon euro civarı bir para ödedim. Hızlı, tekniği yüksek. Gene 3 bölgede oynayabilecek. Yani forvete bile çıkarabileceğim arkadaşlardan bir tanesi. Şimdi sağ bekleyişler değişti. Altyapıdan çıkardığım yeni bir adam var. Dursun.
dursun. Bu adam dursun ve bu adam durdursun. Buradan bir kelime esprisi zilyon tane çıkar. Latif'in gelişmemesi ve artık kapasitesinin sonuna gelmesi, Latif diyorum Lütfü. O yüzden dursun 61 overall'la geldi. Daha ligye başlamadan 63 oldu adam. Bu tempoyla giderse çok rahat gelişir. Zaten potansiyeli 79'da 94 arası. Oxford'u söylememe gerek var mı bilmiyorum. Hepiniz biliyorsunuz. Levent Gülen sizin önerdiğiniz isimlerden bir tanesiydi. 3 milyon 2800 civarı bir parayı aldım. 72 overall'ı 2800 bence iyi. Hasan İlk aldırım Beşiktaş'tan teklif geldi. 5.5 milyon euro satmadım. Gidin dedim. Oğuzhan'a 69 milyon istiyorsunuz. Hayatta satmam dedim. Yedeklere de bir bakalım. Yedeklerde yeni isimler var. Panzer bu sene de kiralık. Gidecek. Akbaba yedeklerin en kuvvetli isimlerinden bir tanesi. Eysati gedikli yedeklimiz. Gedikli yedeğimiz ama güvenmediğim isim. Godard 18 yaşında 65 overall var. Orta saha göbekte oynuyor. Kaymağa kiralık göndermek istiyorum. Teklif gelirse göndereceğim. Sadık biraz gözden düştü. Hazır ortam kızışmışken ona yavaş yavaş yol gözükmeye başladı. Çünkü yani Godard 18 yaşında Sadık'tan daha iyi şu anda. Hem de benim oyuncum. Kiralıkta değil yani. Ya Sadık Türk diye kıyak geçmem. Parlak yedeklerden rezerve düşen, hatta ilk 11'den direkt rezerveye düşen isimlerden bir tanesi oldu. Hüyeng'e de gerek duymadım şu anda ana kadroda yer vermeye. Hani belki Eysaati'nin yerini alırım diyorum ama Akbaba'nın kanat oynaması gerçi o. Eysaati yerine Hüyeng'i alsam daha iyi olur. Ama Godard da var ya. Godard varken Hüyeng'i oynatmam büyük ihtimalle. Neyse böyle kalsın şimdilik. Olay şu aslında, rakibi niye oynatıyorum? Niye Akbaba'yı oynatmıyorum onu söyleyeyim. Fark etmişsinizdir belki ama rakip defansif olarak da önemli bir adam. Yani hem defansif özellikleri var hem de ofansif özellikleri var. Oyunu çift yönlü oynayabilir bir havası var. Uzaktan bakıldığında overall'ı Akbaba'ya göre düşük olmasına rağmen iki teknik oyuncu yerine bir teknik, bir fiziksel olarak daha iyi bir oyuncu beni daha yüksek bir orta saha temposuna kavuşturabilir diye düşündüm. Zamanla zaten oturacak. Doğru mu düşündüm, yanlış mı düşündüm göreceğiz. Ulan forma numaralarını vermedim. Hadi forma numaralarını da vereyim diyecektim. Maça girdik. Doğru, nasıl vereceğim? Maçtan sonra vereceğim. Ya zaten bildiklerinizi biliyorsunuz. Ama hani ben de daha karar vermedim kim hangi numara. Çünkü bayağı adam gitti geldi falan filan. Bir sürü numara boşta kaldı. Saçma sapan. Şimdi Sinan Gümüş'ü 2 numarayla sahada görmeyeyim yani. Daha ayarlamadım onu söyleyeyim. Daha ayarlamadığım belli olsun. Trabzon'da Union Park Stadyum'da Trabzon Ligi ilk maçına çıkacak. Karşılarında bizi görecekler. Biz güçlü, iyi hazırlanmış ve yepyeni kadrosuyla lige çok iddialı giriş yapacak bir takımız. En azından uzaktan baktığınızda yorumcular bunu söylüyor. O yorumcuları da boşa çıkartmayacağız. O iyi girişin hakkını vereceğiz. Kadromuzun hakkını vereceğiz. Çok güzel bir galibiyetle lige başlayacak. Aha başladı. Ben konuşurken adamlar başladı. Bak. Emre Mor. Çok iyi girdin araya oğlum. Aferin Emre Mor. Çek topu. Bas üzerine. Güzel döndün. Abdülkadir. Yeni 10 numaram sensin. Mehmet Ege yok artık. Takımdaki teknik işleri sen yapacaksın. Sinan Gümüş çok güzel. Enes Ünal geliştir artık kendini, biraz harikasın. Sinan Gümüş çektin topu, nefis girdin içeri vurdun kaleciyi. Çok hızlı başladık dağılacaksınız. Hasan Ali Dursun'la oyna. Dursun takımın yeni yetenekli, yetenek vadeden en azından isimlerinden bir tanesi. Sinan çok güzel, Enes Ünal çok güzel indirdin. Bak orada rakip var, rakip nefis verdi. Yürü oğlum Lens! Geliyordu, ilk gol geliyordu. Takımın yeni yıldızından geliyordu. Fenerbahçe'de forma giymiş kiralık da olsa. Sonrasında Sunderland'e dönmüş bir isim Lens. Şimdi Alanya ile tekrar Türkiye Ligi'ne geldi. Premier Lig'den Türkiye Ligi'ne. Ama önemli bir takım var. Lens de offside. Lens de burada sözleşmem 2 yıl. 30 yaşında zaten kendisi. 32 yaşına kadar beni kurtarsın. Yani oynar çünkü, rahat oynar. Fiziksel kapasitesi yüksek adam. 33-34'e kadar oynar ama 2 yıl bende oynasın yeter. Lens çok iyisin. Çok iyisin oğlum. Çok iyisin. Yardırmaya devam et. Bak. Aman Oxford. Bak senden beklenmedik hatalar bunlar. Aman sakin. Ben bu adama Gülen demeyeyim. Levent diyeyim. Levo diye bir oyuncum vardı gerçi zamanında. Ne diyeyim ben bu adama? Oğlum başka bir şey söyleyeyim ben bu adama. Gülümsemeli. Bak şu an onu düşünüyorum. O da onu düşünüyor şu anda. Yeni öğrendi o da ya. Oyundaki yansımam. O da şu an onu düşünüyor. Dursun aferin. Aferin genç çocuk. 16 yaşında bu arada Dursun. Ha, takımın en genç ismi. Fark ettiyseniz takım artık daha hızlı bir yapıya büründü. Yani sahada yavaş olan bir oyuncu kalmadı neredeyse. Hani savunma kısmını saymıyorum. Orta saha bayağı hızlandı. Rakip aferin. Aferin rakip. Abdülkadir çok güzel. Enes Ünal aşağı bak. Baktın Lens tecrübelisin. Lens. Şeyini çıkarma Lens. Oğlum oyunda bir tek transfer yapan ben miyim ya? Niye herkesin kadrosu geçen senekiyle aynı? Kale.
Süpersin. Çok güzel lens. Abdülkadir aç oyunu şöyle Sinan'a doğru. Sinan yürü. Sinan yürü. Sinan yürü. Sinan. Neyse taç bizim. Güzel güzel taç bizim. Sinan nefissin. Sinan nefissin. Kes bakayım içeri kesebilecek misin bir şey? Enes'e gelmedi. Aman 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 aman. Levent kapat, Levent kapat dışarıda dışarıda. Allah'tan erken şut tercihi yaptı adam evet. Levent kapat orayı. Kapat orayı. Kapat orayı. Çok güzel. Çok güzel. Aman aman. Oxford sen de o. Oxford bravo. Bravo. Gümüş. Gümüş. Sakin. Oxford. Oxford. Bravo Oxford. Kale çık. Kale çık. Al kale çık. Bravo kale. Sinan çok güzel. Lens. Önünde boş bir alan yok. Ama sen o alanı boşaltabilirsin. Lens çok güzel. Şimdi bırak oyun kumandasını falan. Çıkar ortaya. Harika. Rakip. Sakin. Lens. Set hücumuna dönüyoruz. Set hücumuna dönüyoruz. Ortaya çıkar abi. Emre Mor. Bakalım etkinliğin olacak mı? Bu maç etkinliğin olacak mı? Ah Dursun. Ah genç çocuğum benim. Ah 16 yaşındaki kadersiz yavrucağım. Oxford durdur onu ya. Kesmesin. İçerisi boş kaldı zaten. Dursun. Kale sende. Bravo. İlk yarı istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Sıkıntı değil. İkinci yarı daha tempolu bir oyuna geçeriz diye düşünüyorum. Şimdi takım daha yeni alışma sürecinde. Yani daha yeni birbirlerini ısınıyorlar. Yeni birbirlerini tanıyorlar. Alışacaklar. Nazimi. Oğlum ne kadar sakat isimler var bu bölüm bu maçta ya. Rakip çok güzel. Rakip çok güzel. Rakip çektin topu. Abdülkadir'i gördün. Abdülkadir değil Emre Mor'muş. Emre Mor. Emre Mor o noktada ofansif orta saha bizim takımda oynaması en zor bölge. Yani etrafında çok fazla insan var. Topla kısa alanda, dar alanda iyi hareketler yapman lazım. Emre Mor o görev yapabilir mi? İnanın emin değilim. İnanın değilim yani. Ama bu takımda biri yapacak. O kadar yetenekli adam var. Biri o görevi alacak ve sırtlanacak yani. Emre Mor aldın topu. Çok güzel. Gerekirse kanada in. Gerekirse kanada in. Açı değiştirin. Tekrar aldın topu. Çok güzel. Çok güzel. Abdülkadir uzaktan. Kaleci çıkardı. İyi geldik. Ekici yok artık. Abdülkadir'le zorlayacağız. Levent. Aa, vallahi atıyor da. İlk maçında gol atıyordu Levent. Kapat 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 kapat. Açtınız açtınız. Dursun aferin. Vallaha Dursun aferin ha. Son anda kademeye girdin. Bravo oğlum. Aman 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 aman. Bravo Oxford. Vallaha kaleden büyük hata. Sünal. Abdülkadir. Açtın oyunu aşağıya doğru. Sinan Gümüş. Sakin. Enes Ünal'ı gördün. Güzel. İstediğimiz dinamikte paslar yapamıyoruz ya. Bizde bir sezon arası girince bizde bir uyuşma şey olmuş yani. Uyuşma sorunu, efendime söyleyeyim soğuma ve benzeri şeyler nüksetmiş. Şuna bak bir tane pozisyonumuz yok. Adamlar iyi geldi bravo. Hadi oğlum tempoyu arttırın ya. Atak artık hadi. Hücum rakip. Rakip çık. Emre Mor bu maç hiçbir şey yapmadın Emre Mor. Heh. Şöyle bir hızını kullandığını görelim senin ya. Yürü oğlum. Yürü oğlum Enes Ünal içeri geç. Enes Ünal içeri geç. Geçmiyor musun? Emre Mor çok güzelsin. Emre Mor çok güzelsin. Çıkardın dışarı. Lens lan lan Enes Ünal. Ah. %100'lük gol şansını bloke etti adam ya. Tam tempoyu arttırmıştık. Topu vermemiz var ya hiç iyi olmadı. O hata biz o gazla. Aferin. Aferin. Şey. Adama ne diyecektim ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu adam benim çok sıkıntı çıkaracak bana. Sinan yürü. Sinan yürü. Ortaya döndün. Çok güzel. Çok güzel. Sinan tekrar yürü. Sinan tekrar yürü. Sinan. Sinan, Sinan, Sinan. İyi çıkarttı rakip. Emre Mor. Emre Mor. O nasıl yavaşmış. Abdülkadir, Abdülkadir, Abdülkadir. Bırakma, bırakma, bırakma. Bırakma. Verdin lense. Lens. Lens. Kötü kontrol. Kötü kontrol. Son dakikada var ya geliyordu gol ya. Ah ah. Neyse. Çok temposuzduk bu maç. Ama böyle bazı yerler tempoyu o kadar yükselttik ki uyum yakaladığımız zaman çok sağlam bir performans ortaya çıkarabileceğimizin kanıtı oldu bana bu maç. Ama uyum yakalamak lazım. Beşiktaş berabere kalmış Osmanlı ile Galatasaray ise 2-0 kazanmış. Tamam forma numaralarını ayarladım. Bir sonraki maçımız Osmanlı Sporlu olacak. Forma numaralarında 8 numara ve 6 numara boşta ilk 11'den. Boşta kalabilir sıkıntı değil. Sinan Gümüş 17 numara yaptım. Lensi 77 numara yaptım. Fenerbahçe'deki durumda gönderme yaparak yani. Murat Kaymak için teklif gelmiş. Kabul et ya kiralık zaten. Gitsin kiralık oynasın çocuk yani. 18 yaşına gelmiş 56 overall var. Hani bizde pek geleceği olur mu bilmiyorum ama en azından dışarıda bir oynasın. Kendini geliştirir belki. Döndüğünde iyi bir rotasyon oyuncusu olabilir ama ilk 11 oyuncusu olması zor gözüküyor. Bu sezon ilk defa Alanya seyircisinin önüne çıkacağız. Bu bölümde artık hani bu maç bu bölümün son maçı olur yani. Güzel bir giriş yapamadık Trabzon maçıyla ama en azından seyircimizin önünde seyircimizi mutlu edecek bir galibiyet alalım şu kadroyla ya. Bir de tavsiye bekliyorum beyler.
Bu düzende sizce nasıl oynatalım yani? Ben deneyeceğim varyasyon olarak ama bu arada yeni takımı nasıl buldunuz? Transferlerden memnun musunuz? Sizce transfer politikası iyi mi? Çok bilinmedik oyuncular almak yerine daha çok tanınmış isimlere yönelmem mantıklı mı mantıksız mı? Zevk alma açısından diyorum. Hani performans açısından demiyorum yani. Bizim izlerken oynarken alacağımız zevk açısından diyorum. Yoksa Uganda'dan sağdan soldan bir sürü adamı toplanabilir diye yani. Böyle bir tercihte bulundum. Daha eğlenceli olur diye düşündüm. Umarız eğleniriz. Takım hakkındaki yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Bir de sizce ofansif ortası olarak kim oynatayım? Abdülkadir'i öne çekip orta sahayı mı şey yapayım? Veya Sinan Gümüş'ü mü oraya çekeyim? Çünkü Abdülkadir'i öne çekersem bu kez ne oluyor? Emre Mor, Sinan Gümüş ve Lens üçlüsünden biri yedek oturmak zorunda kalacak. Böyle de bir gerçek var yani. Tabii sezon arasında çok fazla maç yapacağımız için büyük ihtimalle bu arada Pınar mı? Bu bizim Pınar mı acaba? Ana Pınar burada mı? Sezon arasında çok fazla transfer yapacağım şey. Ne transferi ya? Ben ne konuşurum ya? Ben neden bahsediyorum? Pınar'ı görünce aklım gitti ha. Böyle insan şu eski sevgilisini görünce yolda böyle bir mal olur ya. Onun gibi oldu herhalde. Ben olmuyorum ama olanlar öyle değil. Sinan çok güzel. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Senden bu tarz hareketler görmek istiyorum. Sinan ah geçmedi. İyi düşündün. Düşünmen yeterli. Bu hareketleri yap. Abdülkadir harikasın. Abdülkadir sen bu takımın tekniğisin. En büyük teknik adayısın. Lens'in önüne çok güzel bıraktın. Lens çekti. Abdülkadir'in önüne bıraktı. Abdülkadir ah lan. Korner Burak. Emre Mor atikliyle giremedi. Hayrullah kalede dikkatli. Abdülkadir kestim. Vur. Gelmedi. Pres devam. Emre Mor çok güzel. Sakin. Sinan'a verdin. Çek geri. Güzelsin. Dursun. Bravo. Sakin oynayayım. Abdülkadir çevir topu. Çok güzel çevirdin. Lens Hasan Ali'nin önüne bırak. Nasıl Ali? Tek kesebilecek misin? Enes Ünal'a doğru. Ah. Bari Sinan Gümüş orada içeri girebilseydi eğer. Bunları da öğrenecek. Açılan ortalarda içeri girmeyi... Ayda çok basit çalmayadın lan. Dursun yürü. Bindirme yapmayı da... Hoca 16 yaşında çocuğun staminası yok daha. Dayanıklılık daha gelmemiş yani. Çok güzel Emre Mor. Uzaktan denedi. Oh direkt. Ulan ya. Çıkmadı. Mala bağlamak öyle bir şey. Çıkmadı topta ben durdum. Niye durdum? Hiç böyle şeyler yapmazdım ben. Sinan çok güzel. Çok güzel oğlum. Devam et. Dursun'u gördün. Dursun koyabileceğim momsu. Dursun gitti. Aferin Dursun. Burak korner olsun. Güzel kafiye. Bu adamdan daha var ya bir ton kafiye çıkar. Emre Mor'a mı gitti oturup? Hey Allah'ım en kısa adama gitti ya. Oxford senin içeride. Niye değilsin sen içeride? Senin dışarıda ne işin var oğlum? Emre Mor. Kestin. Sinan Gümüş! İlk gol geldi. Sezonun ilk golü. Sezonun yeni transferinden geldi. Sinan Gümüş sarıl. Sarıl. Galatasaray'dan aldığın enfes adam Sinan Gümüş. 76 overall'lı. Emre Mor kesti. Kimse dokunamadı. Sinan orada usta iş. Bak daha 5 dakika önce demedim mi ben? Bu adamın açılan ortalarda içeri girmeyi öğrenmesi gerekecek diye. Ki öğrenecek diye de. Bak söyledim adam hemen çözmüş. Akıllı adamın hali başka oluyor. Hemen çözmüş ve dalmış içeri. Alanyaspor renklerine aşık olduğunu söyledi Emre Mor geçen gün bana. Ben de dedim oğlum saçmalama renklere niye aşık oluyorsun? Git futbol oyna dedim. Atarlandım kızdım. Aman adam var ya koş yürüye geçti. Dursun bravo. Dursun bu maç gerçekten kapasitenin üzerinde performans gösteriyorsun. Tebrik ederim seni. Hızlı da gelişiyorsun. Lens sıyrılamadı. Bırak çıksın Hasan'ı. Bırak. Çok güzel. Sakin. Abdülkadir. Sinan'ı gördün tekrar. Sinan bak şöyle bir içeri. Vazgeç. Acele etme. Kestin güzel bir şey. Enes Ünal sokamadı kafayı. Sokamadı. O da golle tanışmak istiyor. Gole aç adam. Aman ha. Boş kaldık. Dursun dikkat et. Aman. İçeride şov yaptı adam. Kale bravo. Dursun sen de. Dursun sakin. Bravo. Soğukkanlısın. Genç yaşta soğukkanlı olmak gelişmenin en önemli özelliği. Aman kale çıktın. Hayır bir anda var ya bomboş kaldı çünkü ha orada. Sinan nereye indirdim bu oğlum? Şu an var ya 5 kişiyi oyundan düşürdün ha. Levent bas. Arkası açık kaldı çünkü. Lens çık adamın üzerinde. Lens güzel. Kimse yok. Sakin. İlk yarı bitmeden. Ya ilk yarı biterken skoru koruyalım. İlk yarı bitti. Oyuncu değişikliği yapacak mıyım? 65 gibi falan yaparım. Yeni transferlerim. Belki de eski oyuncularımı oyuna sokup içeride biraz dinamizm sağlayabilirim. Onlar da ısınsın istiyorum yavaş yavaş çünkü mevzuya. Bu sayede ısınabilirler belki. Godard'ı orta sahaya alıp aslında genç oyuncu. Godard'ı 65 overall'lı adamı. Orta sahaya alıp Abdülkadir'i bir tık Emre Mor'un yerine çekebilirim.
Zaten Emre Mor biliyorsunuz çabuk yoruluyor. O da dinlenmiş olur. Rakip çok güzel. Lens, lens, lens. Baktın içeri. Enes Nola doğru mu? Hayır. Ah, Abdülkadir miydi o? Abdülkadir'di galiba. Ufak boylu. Dursun'a bak ya. Orta saha top kaptı adam ve şimdi Lens'i attı. Lens'in önünde boşluk yarattı. Lens yürü. Lens yürü. Takımın en fazla haftalık alan oyuncusu. Yürü bakalım. Senin haftalığını ben bir keseyim de görsen. O nasıl pas lan? Aferin. Güzel omuzu güzel koydu. Şimdi hakkını vereyim. Omuzu güzel koydu. Emre Mor acaba çok mu cılız kalıyor ya? O kadar savunmanın arasında. Emre Mor'un yerine Lens'i falan mı kullansam orada? Emre Mor tekrar eski yerine mi çeksem? Çünkü yani hani vücut fiziksel olarak da güçlü bir oyuncunun olması lazım gibi geliyor bana sanki ofansif ortada. Emre Mor biraz şey. Hani bir cambaz ama kaybetti mi de topu bir omuz darbesiyle kaybedebilir yani. Çok güzel çocuklar. Bak mesela örnek bira. Güzel bir paslaşmaydı ama Emre Mor fiziği ve topu koruyamadı. Bir de eşitlik yapma zamanı geldi. Şimdi birkaç oyuncumuzu dinlendirelim, değiştirelim. Emre Mor'un yerine Godard'ı alacağım. Abdülkadir'i Godard'ın yerine çekip şey, ofansif orta sahaya çekip orada bir deneyeceğim. Sinan Gümüş kalsın. Başka benim var mı yeni transferim ya yedeklerde? Yok aslında yok. Şu, bu değişiklikle devam edebiliriz şu anda. Ya şu an ağır bir maç temposuna girmediğimiz için yeni oyuncularımı görmek istiyorum daha çok. Aman 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 bomboş kaldı kale, bravo. Bir anda tek ortayla içeride bomboş kaldı adam ya. Rakip çıkart Lens'le topu. Lens rakibe, rakip çok güzel, rakip çok güzel. Lens bir daha, bir daha, harikasın, harikasın. Harikasın. İyi çektin topu. İyi çektin topu. Sinan'ı gördün. Sinan'a verdin pası. Sinan. Ah, direkten döndü. Ah. İkinci gole çok yaklaşmıştı ya ilk golün ardından. Lens çok güzel girdi çak. Bu tarz şeyler istiyorum senden ben. Dursun. Kes bakayım. Ortan var mı senin? Dursun. Dursun'un ortası fena değil. Fena değil. Zaten daha önce de o bölgeden orta açamıyorduk. Şu anda açamasak çok bir şey kaybetmiş olmayız futbolumuz adına yani. Ama açarsak artımız olur. Oxford orayı kapat. Kontra yemeyelim. Öndeyiz. Panik ya. Oo, çok kolay yedin çalımı Oxford. Çok kolay yedin çalımı. Allah'tan kötü. Pınar'dan kötü vuruş. Beyler 10 dakika kaldı. İçeride 3 puanımızı alalım. Kaza çıkmasın. Çok güzel. Lens. Lens söktü. Söktü. Bu adam söktü. Bu adam söktü. Aç şimdi oyun Lens. Aç, o seni yakalayamaz. Aç, yorgunsun biliyorum, seni yakalayamaz. Yürü. Yürü. Arka tarafa Sinan Gümüş'e. Lan o nasıl vuruş? Allah kahretmesin, o nasıl vuruş ya. Sinan hiç yakıştı mı sana o vuruş? Mis gibi gol atacaktık valla. Enes Nola geldi mi? Gelmedi. Sakin. Oxford. Oxford sen niye dışarıda bekliyorsun ya? Öyle mi ayarladık biz seni? Lens. 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 Ah, kaleye vurdu kalabalık. Kalabalık. Bir daha. Bir daha. Sakin. Sakin. Levo sakin. Çok güzel. Lens. Bir daha verdin. Godard. Hoca. Hah. Yani. Yani. Godard Modard savaştı da adamı öldürdüler. Şimdi uzaktan Sinan Gümüş'e ayarladık vuruşları ama... Vurabilir mi acaba? Son anda çıkardı hayrullah. Sinan tehlikeli. Her yönden, her yerden tehlikeli adam. Çok güzel dursun. Godard sakin. Sakin Godard, sakin. Gençsin ama panik bir adam değilsin. Zaten öyle adamları alma. Alma. Abdülkadir çok güzel. Lens'in önünde boş bir alan var. Hadi oğlum bir gol daha. Bir gol daha. Lens yürü, Lens yürü. Lens yürü, Lens. Ah, çok kötü çıkardım be. Maç bitti. Maç bitti. Seyircimiz önünde 1-0 da olsa sonuçta iyi bir oyunla, zevkli bir oyunla diye tahmin ediyorum galibiyeti getirdik yani. Daha çok gol atacağız dediğimiz gibi, alışmamız lazım. Sonuçta ofansif oynayan, atak oynayan taraf bizdik. 8 şut, 4'ü kaleye bulmuş. Ne güzel. Son vuruşlarda biraz eksiğimiz var. Emre Mor'un etkisi ortada kesinlikle düştü, iki maç için söylüyorum bunu. Bir sonraki maç Lens'i ortaya çekip Emre Mor'u sola çekeceğim. Bir de öyle bakacağım. Bir de öyle bakacağım. Bakalım neler olacak efendim. Şimdilik bizden bu kadar demeden önce hemen bir lige bakalım. Kim almış puanları? Karabük 2'de 2 yapmış. Başakşehir 2'de 2 yapmış. Biz 2'de 1.5 yapmışız. 4 puanımız var. Beşiktaş'ın da kez aynı şekilde. Daha maç eksiklikleri var. Kendinize iyi bakın şimdilik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinize efsane bir günler dilerim. Yani gününüz lejendari geçsin.